Herkese merhabalar. 10. sınıf elektrik enerjisi güçle ve lamba parlaklığı videosu ile birlikteyiz. Bakın ÖSYM bu konuyu çok sever. Lamba parlaklığından, güçten bundan defalarca kez sordu. Çünkü bunlar aslında en çok böyle güncel hayatta karşımıza çıkan güncel hayatta gerçekten elektrik enerjisini gözlemlediğimiz hayatımızın içine var olan terimler. Dolayısıyla ÖSYM bunları çok sever. Ee, aynı zamanda e, yazılılarda mutlaka soru çıkar bu konulardan. Unutmayın. Özellikle elektrik enerjisinden. Şimdi Ekim programımıza bir bakalım. Ayın ikisinde birlikteyiz. Daha sonra bir hikayemiz ve biyoloji videomuz var. Bunları da kaçırmayın. Ve tabii ki de Mıknatıs ve Manyetik kalan videosunda sakın kaçırmayın. Onda da birlikte olalım. Şimdi elektrik enerjisi güç ve lamba parlaklığında aslında bu kavramların ne olduğunu açıklayacağız ve bu kavramlarda bu tip şimdi elektrik enerjisi bir de böyle bazen sıkıntılı da olabiliyor, tehlikeli de olabiliyor. Bunlara karşı nasıl tedbir almak gerektiğinden bahsedeceğiz. Burada anahtar kelimelerimiz elektrik enerjisi ve elektriksel güç. Özellikle bunların ilişkisi nasıldır bundan bahsedeceğiz. Yani genel olarak sizin elektim, elektrik iletiminin nasıl olduğunu bildiğinizi kabul ediyoruz burada. Elektrik iletimi nasıl oluyordu? İşte katılarda elektronlar yoluyla yani yük taşıyıcıları aslında genel anlamında yoluyla elektrik iletiliyordu. Şimdi elektrik enerjisi, elektriksel güç varlarındaki ilişkiye baktığımızda şundan bahsediyoruz. Şimdi biz normalde mekanik güç diyorduk ya. Şimdi artık elektrikli cihazlarda da aynı şey fakat mekanik güç ne zaman oluyordu? E i̇şte birim zamanda yapılan iş ediyorduk. Elektriksel güç de birim zamanda yapılan iştir fakat elektriksel iştir, elektrik enerjisidir aslında. Çünkü iş biliyorsunuz iş neydi? İş yazalım iş. Enerji değişimiydi. Dolayısıyla sen ne kadar enerji harcadın bir elektrikli cihaz olarak, o senin aslında işin doğal olarak biz onu zamana bölersek eğer dolayısıyla da elektriksel gücü bulmuş oluyoruz. Şimdi burada e, tabii ki de bizim güç için kısa bir formülümüz de var. Güç için olan kısa formülümüz de P eşittir V çarpı yani V potansiyel fark ve ı da akı. Şimdi biz bunu birazcık daha açalım. Bakın iş için elektriksel iş için i kare r t'yi söyleriz. Bakın akımın karesi e, ve işte direnç r biliyorsunuz direnç de onu da yazalım. Direnç ve t zaman zaman söyleriz. Eğer ben bunu t'ye de bölersem o zaman ne çıkıyor? i kare re çıkıyor. Bakın bir bunun üzerinde birazcık duralım. Gene duracağız. Bunu bir sonraki sayfada gene duracağız ama şurada bir şey göstermek istiyorum. i kare çarpı r. Bakın bu ikisi potansiyel fark demektir. Dolayısıyla i çarpı v çarpmanın değişme özelliğinden v çarpı i bakın güç ne oldu v çarpı i oldu. Aslında bu formül yani sana elektriksel gücün elektriksel iş bölü zaman olduğunu söylediğinde aslında p eşittir v çarpı i demiş oluyor. Farklı bir şey demiş olmuyor. Bu konuda formüller hep öğrenciler bana şey söylüyor. Hocam burada çok formül var diyorlar. Aslında da, e, bu formüllerin nasıl çıktığını bilirseniz çok formül yok ama ispat sevmeyen öğrencilerim için biraz ezberlemek durumunda kalabilirsiniz şimdi birlikte bir sonraki sayfamıza bakalım şimdi ne demiştik biz gücün az önce söyledim i kare r olduğunu söyledim güç aynı zamanda v kare bölü r'dir çünkü burada yerine koyduğun zaman yani burada ı'nın ı'nı biz neyi biliyoruz? Temel kabulümüz. Hani ı'nın V bölü R olduğunu biliyoruz değil mi? Hatırlayamayan öğrencilerim için ohm yasası V eşittir I çarpı R'ydi. Gelin bunu şurada üçgende yazalım. Üçgende yapıyorduk. Bakın V, I, R. V'yi e, bu V bölü R'ye baktığımda I yani akımın eşidinin potansiyel fark bir direnç olduğunu söylemiştim az önce şurada. Bakın burada yerine koyarsak eğer P eşittir V kare bölü R kare çarpı R'den bakın bunlar birlikte birbirlerini götürüyorlar. Bütün bunları aslında size hesap yaptırmak için değil, yorum yaptırmak için gösteriyorum. Birdenbire bu formüller bu kadar ezberliğin demek istemiyorum Ben çıkışlarını da göstermiş olalım. Ya hocam ben çıkışlarını ezber... bilmek istemiyorum. Ben e, i̇stemiyorum bunları öğrenmek diyorsanız zaten şu iki formülü ezberlediğinizde herhangi bir sıkıntınız kalmayacaktır. Tekrar burada güç neydi? P çarpı T idi. V, I, T. yani bakın potansiyel fark akım zaman. V kare bölü R çarpı zaman. I kare R, T şeklinde de yazabiliyoruz. İşini bitiriyoruz. Şimdi lamba parlaklığı demek... Eğer sana lamba parlaklığı soruluyorsa bu konuda en fazla karşıma çıkan şey benim lamba parlaklığı olacak. Güçtür. Güce bakacağım. Lamba parlaklığı demek güçtür. Lamba parlaklığı tamamen gücüyle ilgilidir. Peki güç neydi? Güç için ben iki formül söyledim. I kare çarpı R ve güç için ne dedik? V kare şunu şey yapalım. V kare V'nin karesi potansiyel farkın karesi bölü R olarak yazdık. Şimdi bakın dikkatli ol. Lambalar özde ise bu iş bir tık daha kolaylaşıyor. Fen liselerinde lambalar özdeş olmayabiliyor ama Anadolu liseleri fen e, liseleri gibi değil. Lambalar özdeş oluyor. Burada dikkat edin. I kare akımın karesi var çarpı R var. Lambalar özdeş ne demek? Dirençler eşit demek. Birkaç lambanın direnci eşit ise akıma bakman yeterli. Akımı yani ne demek bu? iyi? büyük olanın, büyük olanın gücü büyüktür, parlaktır yani. Akımı büyük olan parlaktır. Aynı şekilde bu formülde de bakın artık dikkatiniz çekiyordur. Lambalar özdeşse, dirençler özdeştir. Direnci attım bakın V kare. O zaman ne oldu? Potansiyel farkları eşitse, yani V'leri eşitse o zaman parlaklıkları eşittir. Potansiyel farkı büyük olanın ne, ne olacaktır? Onun daha parlak olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi bir düşünelim. Ne zaman akımlar büyük olur? Ne zaman potansiyel farklar büyük olur? Bunu bir düşünelim. Bir de neyi düşünelim biliyor musunuz? Bunlar ne zaman eşit olur? Şimdi bak seri bağlı özdeş lambaların akımları eşit olduğundan akımla bir telden değil mi şöyle göstereyim bir telden tek bir akım geçeceğinden eğer lambalarda özdeşse bunların parlaklıkları eşit olur. Potansiyel farkları eşit olan özdeş lambaların ne demek bu? Şu demek. Paralel demek. Çünkü paralel olanların potansiyel farkları eşit oluyordu. Hatta pil potansiyeline eşit oluyordu. Doğal olarak potansiyel farkı eşit olan özdeş lambaların parlaklıkları da eşit. Üzerinden eşit akım geçen özdeş lambalar farklı devredeler bunlar. Başka başka devredeler. Fakat bakıyorsun ikisinden de atıyorum iyi kadar akım geçiyor. Tamam mı? İyi kadar akım geçiyor. O zaman bunun ay bu ikiye benzedi bir dakika iyi kadar iyi kadar akım geçiyor iyi kadar akım geçiyor o zaman ne oluyor eğer bu lambalar özdeşse yine parlaklıkları eşit oluyor bir şey dikkat ettiniz mi hep direnç çiziyorum ama lamba diyorum çünkü aslında lamba dediğimiz şey sadece dirençli bir Devre elemanıdır bu kadar sadece fazladan ışık verir. asla dirençle aynı şekilde kullanabilir. Sen yani direnci nasıl kullanıyorsan lambayı da böyle kullanabilirsin. Hiçbir farkı yok. Lamba parlaklığı olan, lamba parlaklıkla eşit olan lambaların aslında güç nicelikleri eşittir değil mi? Güçleri eşittir. Çünkü neden? Lamba parlaklığı için biz güce bakıyorduk sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bir tane sorumuz var. Özdeş X, Y, Z lambalarının parlaklıklarını kıyaslayın diyor. Birlikte parlaklıklarını kıyaslayalım. Şimdi bir, paralel bağlıların parlaklıkları eşit. Bakın bu ikisinin parlaklığı eşit. İki, seri bağlıların parlaklığı eşit. Yani şununla şunun parlaklığı eşit olacak. Üçüncüsü, seri bağlı. O zaman bu üçünün de parlaklığı eşit olacak. Bunları çok güzel yapabiliyoruz. Fakat biz farklı devrelerdekine baktığımızda ya potansiyel farklarına bakacağız ya da akımlarına bakacağız. Çünkü neydi ya potansiyel farkları ya da akımlarına bakıp buna göre söylüyorduk güçlerini. Öncelikle böyle bir soru için pillere dikkat edeceğim. Pillerin voltajları nasıl? Bu soruda pillerin voltajlarının özdeş olduğunu söyleyeceğim. Şimdi birlikte yapalım. V potansiyel farkı altında bakın X ve Y. Paralel devrelerde potansiyel farklar değil mi pile eşit oluyordu. O zaman şunun da V kadar bunun da V kadar. Bakın X'in potansiyelini bulduk. Şuna bakalım. Ben artık aşağıdakiyle hiç ilgilenmeyeceğim. Sonuçta buradan buraya kadar olan devrenin potansiyel farkı V kadar. Dolayısıyla bakın buradan buraya kadar V kadarsa lambalar da özdeşse o zaman bunun V bölü 2 potansiyeli bunun da V bölü 2 potansiyeli olduğunu görebiliyorum. Eğer burada sıkıntınız varsa potansiyeli ayıramıyorsanız bir önceki videoyu seyrederseniz daha rahat bunları yapacağınıza eminim. Çünkü elektrik video, elektrik devleri videosuna bunları uzun uzun anlattık. Şimdi bir de buraya bakalım. Bakın burada 3 tane özdeş lamba var. Hepsinin toplam potansiyeli V kadar. O zaman her birine ne kadar düşüyor? V bölü 3 düşüyor. V bölü 3 ve V bölü 3. Gelin potansiyellerini değerlendirelim. V kadar, V bölü 2 kadar, V bölü 3 kadar. O zaman ne olacaktır parlaklıklar? Px, V kadar dedik büyük olacak. Sonra Py ve en küçüğü de Pz kadar olacaktır. Şimdi bunu potansiyelden yapmak zorunda değilsin bu soruyu. Güçten aslında yapıyorsun ama yani akımı da bularak yapabilirsin. Bazı öğrenci öldür. Akımı sever. Akımdan yapabiliriz. Bakın birincisinde akım V bölü kaç olacaktır? V bölü R kadar olacaktır. İkincisinde akım V bölü 2R kadar olacaktır. Çünkü burada 2 direnç var. Üçüncüsünde akım şuraya yazayım bari. V bölü 3R kadar olacaktır. Gördüğünüz gibi buradan da yaparsanız en büyük akım Bakın bölü 2 R küçük akım ve en küçük akım olarak ayrılır bunların parlaklıkları. Şimdi gelin yine de biz her ne kadar hesabı çok fazla olmasa da bir hesap sorusu çözelim birlikte. R1'in gücünü bulunuz diyor. R2'nin gücünü bulunuz diyor. Bulalım gücünü bulalım. Şimdi bir kere güç neydi ondan bahsedeyim. Güç i kare R'ydi değil mi? Şimdi o zaman akımın karesini ne yapmam lazım? Dirençle çarpmam lazım. Şimdi P1'i buluyorum. Yani R1'in gücünü. A seçeneğini buluyorum. Akım lazım. Akımı nasıl buluyorduk? Şurada köşede, köşede bulayım. R eşittir. Ee, akımı bulacağım pardon. I çarpı R eşittir. V olduğuna göre akım neydi? V bölü R idi. Bakın V 10 volt. Direnç eşdeğer direncim 5 olduğunu fark etmişsinizdir. 2 amperlik bir akımım var. 2'nin karesi çarpı direncimi yazıyorum 2. B'yi yapıyorum. B nedir? P2 yani. 2'nin karesi çünkü akımım 2 çarpı direnç yani 3. Böylelikle bitti gitti soruyu çözmüş oldunuz. Burada bir dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Yani bu sorunun hesap kısmında bir şey yok zaten. İl kare re. Yalnız bakın burada şöyle bir şey var. Şimdi bu bir elektrikli cihaz olsun. Örneğin bu bir ütü olsun. Tamam mı? Ütü. Şimdi ütünün ben gücünü kaç watt buldum? Bakıyorum. 2'nin karesi 4 4 kere 2 8. Yalnız bu e, ne oldu? Bu bitmedi aslında. Çünkü bu bir enerji harcayacak. Ne zaman devreden akım geçerken Şimdi senin ütünün gücü 8 watt. Tamam mı? 8 watt ama senin ütün çalışmazken evde dururken, köşede dururken enerji harcıyor mu? Hayır harcamıyor. Enerji harcaması için fişe takman, işte pile bağlaman, bir şey yapman ve bunu ne yapması lazım? Çalışması lazım. Bu yüzden eğer enerji sorulursa, eğer yapılan iş, harcanan enerji sorulursa, bir ütünün yaptığı iş, harcanan enerji sorulursa o yüzden güç ile zamanı çarparsın. Çünkü evet 8 watt olduğunu biliyorum ama hiç çalışmıyorsa eğer bu hiç enerji harcamaz ki. Ha o zaman mesela işte 5 saniye çalışırsa o zaman ne olur? 8 kere 5 40 jül enerji harcar. Bak o zaman enerji harcar. Bu yüzden mesela sen süpürgeyi alıyorsun. 2200 watt evde durursa enerji harcamaz. Fişe taktın çalıştırdın 5 saat çalışırsa 5 çarpı e, o kadar kilowatt 2.2 e, çarpı 5 kadar kilowatt saat bu sefer enerji harcamış olacak wattla kilowatt arasında zaten bin var yani nasıl ile kilometre binse aradaki ilişki wattla kilowatt arasında da böyle bir ilişki var elektrik enerjisinde genellikle aslında özellikle faturalarda kilowattı kullanıyoruz do güç olarak dolayısıyla enerjide de kilowatt saati kullanıyoruz. H olarak da yazılabilir İngilizcesi ya da kilowatt saat diye uzun uzun da yazabiliriz bunu. Şimdi başka bir soru diyor ki elektrik devresinde R1 direnci üzerinde harcalan elektriksel güç 60 wattmış R1. Ne demek bu? Burada ben bir şey göz kırpıyor fark ediyor musunuz? Çünkü gücün gücün i kare R olduğunu bilenler ya da V kare bölü R o da olur olduğunu bilenler aslında e, neyi gösteriyor? Yani bu 60'ı gördükleri zaman diyorlar ki akımı devredeki akımı bulabiliriz biz diyorlar aslında. R2 direnci üzerinden geçtiğine göre diyor harcanan elektriksel güç buradaki elektriksel gücü toplam R2 üzerinden to geçen elektriksel gücü söyle Birlikte bakalım. Şimdi 60 eşittir yazıyorum. 60 eşittir i kare çarpı 20. O zaman i karenin ne olduğunu söyleyeceğim. i karenin aslında 3 olduğunu, evet 3 değil mi? 3 olduğunu söyleyeceğim ve i'nin de kök 3 kadar olduğunu söyleyeceğim. Tamam, i kök 3 kadar olsun. Şimdi buradan geçen akım kök 3 kadar. O zaman Şimdi bu eğer hani bu şekildeyse şimdi bir de diğer taraftan bakalım. O gücümüzü nerede o güç? Heh, 60 aynı zamanda ne demekti? V kare bölü R demekti unutmayın. V kare bölü R demekse 60 eşittir. V kare bölü 20 bakın buradan ikisini çarpıyorum. Ne çıktı ikisi birlikte çarpıldığı zaman? 100 çarpı 12 çıktı. Bunun da kökünü alırsam yani kök bö böldüğüm zaman ne çıkacak? Ve kare kökünü aldığım zaman 10 çarpı burası biliyorsunuz 4 çarpı 3'tür. 4 kökten dışarı çıkar 2 olarak şu şekilde 20 kökü çıkıyor. 20 kök kökü 3 neymiş? Voltajıymış. Şimdi bunun kolları arasındaki voltaj 20 köküç olduğuna göre aslında pil voltajını 20 köküç olduğunu söyleyebilirim. Bakın ben aslında tek bir şey verdi bana sadece gücü verdi ama ben bu formülleri biliyorsam hem buradan geçen akımı bulabiliyorum hem de potansiyel farkı bulabiliyorum. Peki sonrasında ne yapacağız? Bu arada pilin voltajını da bulmuş olduk dikkat edin 20 köküç olarak. Sonrasında ne yapacağız? Elektriksel güç soruyordu R2'nin. Gelin bunu birlikte deneyelim. Elektriksel gücü yapmak istiyorsam eğer ne yapacaktım? Üzerinden geçen akımı alabilirim. E, ve üzerinden geçen akımı e, akımın karesi direnci çarpabilirim ya da V'nin karesini R'ye Bölebilirim. İkisini de yapabilirim. Ben şimdi ikincisini e, yapayım. Şimdi bunun karesini alıyorum. Ne çıkmıştı bunun karesi? 12 o da 20'nin karesi 400. 3 ile çarptım. 12 çarpı 100 olarak yazabilirim. Ben bunu bakın şu benim voltajım karesini aldım. 12 çarpı 100 olarak yazdım. Ben bunları genellikle böyle yazmayı seviyorum. Ya da isterseniz siz 400 çarpı 3 olarak da yazabilirsiniz. Yine aynı şey olur. 20'nin karesini alıp çarpı kare 3'ün karesini aldınız. 3 bu da aynı şekilde olabilir. Bölü R yazacağız. R de buradan gördüğünüz 30 olacaktır. O zaman şu ikisi birbirlerini götürecek. Bu ikisi birbirlerini götürecek. 4 olacak ve 40 watt olarak bulacaksınız ikincisini. Yalnız burada bir şey fark ettiniz mi? Bakın küçük dirençli olanın akımı fazla olduğu için paralel devrede akımı fazla olduğu için gücü de fazlaydı. Bakın bu 60 watt bu 40 watt oldu. Böylelikle sorumuzu çözmüş de olduk. Hemen bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Elektrik kazalarını önlemek için birkaç tane şeye dikkat etmek gerekiyor. Devredeki iletken tellerin etrafı mutlaka yalıtkan ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış olmalı. Akım taşıyan tellere çıplak ele kesinlikle dokunmamalıyız. Temas etmemeliyiz. Kısa devre durumlarına karşı devreye sigorta, kaçak akımlara karşı da topraklama hattı ve röle bağlanmalıdır. Islak ve nemli ortamlarda elektrikte çalışmamalıyız. Yani mutfaklardaki elektrik pişiricilerini lütfen dikkat edin. Elektrik yangınları asla suyla söndürmez. Elektrik yangınları mutlaka üzerlerine bir yani hava almayacak şekilde e, hava almayacak şekilde bir köpük hani e, ama bu bildiğimiz köpük değil. Tabii ki de böyle evlerimizde yangın tüp, tüplerimi bulundurmak tabii ki de çok daha doğru. Yangın tüpüyle e, söndürebiliriz. Fakat bu elektrik yangınlarına asla su dokundurmamalıyız. Asla. Sağlık yardımı için acil çağrı merkezi 112'ye telefon edilmelidir. Unutmayın elektrik çarpılmış birini böyle çıplak elle dokunamazsınız. Dokunduğunuz zaman sizi de çarpacaktır elektrik. Bu yüzden mutlaka e, hani ne olması lazım? Bir sopa yardımıyla ile, iletken olmayan, yalıtkan olan sopa yardımıyla kişinin elektrikle bağlantısını kesmek daha doğrudur. Elektrikle oynamamak gerekir lütfen dikkatli olalım elektrik konusunda. Şimdi bu ödüllü sorudan önce size bir dinamo kitabımızı göstermek istiyorum. Bu bir soru bankamız, 10. sınıf soru bankası ve burada bu konuyla ilgili pek çok sorumuz mevcut. Bakın burada da şeyler, güçler ve evet lambalar ile ilgili, lamba parlaklıkları ile ilgili tam da konumuzla ilgili pek çok sorumuz mevcut burada ve bu soruları istediğiniz gibi çözüp konuyu pekiştirme şansına sahipsiniz. Özdeş XYZ lambaların parlaklıklarını kıyaslayınız. Lütfen bu soruyu çözerken lamba sayılarının eşit olmasına ve akımın geçtiği yola dikkat ederek seri paraleli doğru ayırarak yapın soruyu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.